Mermer kaplama uygulamamızın 7. videosunda şu duvar kaplaması nasıl yapılır onu sizlere göstereceğiz. Ağaçlarımızı hazırladık. Öncelikle duvara biraz su serpiyoruz. Önce taşlarımızı ayarladık. Taşları ayarladık. Taşları koyduktan sonra bunun üzerine kaplama yapacağız. Ağacımız hazır. Yüksekliği 60 santim ayarladık burada. Bir mermerimizin yüksekliği 30 santim. Biliyorsunuz buraya mermer basamak uygulaması yapmıştık. Onun videosu da birkaç bölüm öncesinden izleyebilirsiniz. Aynı şekilde buranın videosu da mevcut. Başlarda. Büyük bir taş denk geldi buraya. Büyük taşlar hem iyi hem kötü. Ağır oluyor koyması. Ama tepsilerde koydun mu metreyi dolduruyor ve daha görsel daha güzel oluyor. Yüksekliğin terazisi tam terazide olacak. Yanlış teraziyi gösterdi şimdi. Bak şuraya. Tamam. Şuraya göstereceksin. Terazi olarak. Yani duvarı yaptığınız zaman bu yandaki terazi geçerli. Burası da bu şekilde terazide olacak. Zaten masaları aldığınızda düzgün koyarsanız terazide oluyor otomatikman zaten. Arkadaşım size kolay gelsin. Şimdi buranın da ölçüsünü alıyoruz. Buraya göre bir taş keseceğiz.
duvarı ıslatma sebebimiz, yani bir de kesim yapıyoruz, bazen duvar kenarında yapıyoruz. Toz birikiyor. Mermer tozu birikiyor. Onu temizlemek. O toz olduğu zaman yapıştırıcının tamamıyla uyuşmasını engelliyor. Burada yan yana koyduğunuzda teraziyi mastur olarak kullanabilirsiniz. Ben genelde mermer parçası kullanıyorum. Mesela az bir şey tamam mı? Var hala açıklık. Açıldı gitti. Evet arkadaşlar, duvara mermer kaplama uygulamamız da bu şekilde yapılıyor. 8. bölümde görüşmek üzere.